İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu çok manidar Kasem-i Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhidi hububiyettir. Kasem-i Muhammedi ifadesiyle Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vellezi nefsu Muhammedin Biyedi". Muhammed'in nefsi yani canı elinde olan zata yemin olsun ki yemini kastedilmiş. Bu yemin gayet muazzam ve muhit olan bir tevhid-i rububiyeti beyan ediyor. İlk önce tevhid-i rububiyet ne demek bunun üzerine konuşalım. Rububiyet Allah'ın mahlukatı yaratması, öldürmesi, beslemesi ona suret vermesi onu aza ve cihazlarla donatması vazifesini öğretmesi halden hale şekilden şekle sokması onu evirmesi çevirmesi ve onda tasarrufta bulunmasıdır tevhid-i hububiyet ise bu faaliyetlerin tamamının Allah'a ait olması ve zerre miskal ile başkasının sahip olmamasıdır. Zerreden şemse, daneden galaksilere, denizlerin diplerinden arşa ve kürsüye kadar her şeyin Allah'ın tasarrufunda bulunmasıdır. Üstadımız bu rububiyeti tavsif ederken gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir dedi. Muazzam olması çok büyük ve azametli olup akılların ve kalplerin idrakinden aciz olmasıdır. Muhit olması ise her şeyi ve her yeri kuşatması ve zerre miskal eşyanın bu rububiyetin haricinde kalmamasıdır. İşte bu muazzam ve muhit rububiyeti Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam vellezi nefsu Muhammedin biyedih kasemiyle beyan ediyor. Bu yeminin manasını önceki derslerde mütalaa ettiğimizden burada bir daha izanı yapmıyoruz. Metne devam edelim. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir burhanlar sıracun nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu hakikati aliyenin Tafsilat ve ispatını ona havale ederek. Tevhid-i hububiyet yani her şeyin tedbir ve idaresinin Allah'ın elinde olması ve en büyük bir sebebin zerre miskal bir fiile müdahale edememesi Risale-i Nurların çok yerinde izah ve ispat edilmiş. Bağusuz 7. Şua 33. Söz tabiat risalesi, münacat risalesi olan üçüncü şua, bu hakikatin ispat edildiği risalelerdir. Üstadımız tevhidin ispat ve tafsilatını bu risalelere havale ediyor. Üstadımız bundan sonra ikinci şuanın firistini şöyle beyan ediyor. Bu ikinci şua da muhtasar üç makam içinde bu çok ehemmiyetli hakikati imaniyenin birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir surette beyanla o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. Bu ikinci şua üç makamdan oluşuyor. Birinci makamda tevhidin yani Allah'ın birliğine imanın üç külli meyvesi beyan ediliyor. Üstadımız bu meyveleri gayet latif ve tatlı ve çok kıymetar ve nurlu diyerek vasfetti. Yine bu birinci makamda üstadımızı bu meyvelere sevk eden zevk ve hislerine işaret ediliyor. Üstadımız ikinci makamın konusunu şöyle beyan ediyor. İkinci makamda ise bu kutsi hakikatin üç külli muktezisi ve esbabı mucibesi beyan edilir ve o üç muktezi üç bin muktezilerin kuvvetindedirler. İkinci makamda hakikati tevhidin ve tevhid-i rububiyetin üç külli muktezisi ve esbab-ı mucibesi beyan ediliyor. Yani tevhid niçin gereklidir? Tevhidi iktiza eden sebepler nelerdir? Niçin zerre miskal bir fiil esbaba isnat edilemez? Niçin Allah tam başka fail hakiki olamaz? İkinci makamda bu gibi meseleler işleniyor. Üstadımız bu makamda tevhidin üç muktezisini yani tevhidi iktiza ettiren, vacip kılan ve gerektiren üç hakikati beyan ediyor ve bu üç muktezi de üç bin muktezi kuvvetindeymiş. Üstadımız üçüncü makamın konusunu da şöyle beyan ediyor ve üçüncü makamda o hakikati tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet, üç yüz alamet ve emare ve delil kuvvetindedirler. Üçüncü makamda da tevhidin üç alameti zikredilecek. Bu üç alamette de üç yüz alamet, üç yüz emare ve üç yüz delil kuvvetindeymiş. Üstadımız bu makamda bu Risale'nin kısa bir fiilistini yaptı. Bir daha tekrar edecek olursak bu ikinci şua üç makamdan oluşuyor. Birinci makamında tevhidin üç külli meyvesi beyan ediliyor ve üstadımızı bu meyvelere sevk eden zevk ve hislerine işaret ediliyor. İkinci makamda tevhidin üç külli müktezisi ve esbabı mucibesi beyan ediliyor. Bu üç muktezi de üç bin muktezi kuvvetindeymiş. Üçüncü makamda da hakikati tevhidin üç alameti zikrediliyor. Bu üç alamette 300 alamet, 300 yüz emare ve üç yüz delil kuvvetindeymiş. Bunlar zaten yolumuz üzerinde karşımıza çıkacak. Karşımıza çıktığında mahiyetlerini daha iyi anlayacağız. Tevhidin birinci meyvesini bir sonraki derse bırakıp bu dersi burada tamamlayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.